Başkanım, dünya şampiyonasını ikinci günü geride bıraktık. İkinci gün bireysel müsabakaları bir finalle kapatıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ya tabii bugün, dün çok üzüldük. Aslında üzüntülüyüz. İki tane daha finalimiz olabilirdi. Bir Uğur Aktaş'ın 7 puanlık bir kombinesinden bir puan bile çıkmaması finale girmesini engelledi. Çok üzülmüştük. Dün bugün yine son 3 saniye Jogay'a çıksa Merve Çoban 3'ün finale kalıyor. Orada içeride kalmaya çabaladı. Diğer birinci kategoriden cezası vardı. İkinci kategoriden var diye düşündü herhalde. Çıkmadı. Çıksa bu arada savunmayı falan derken Salla Parti bir tekme geldi. Onu yedi. 4-3 kaybetti son anda. Aslında ezici bir üstünlükle tamamlanan maçın sonu dramatik bitti. Hepimiz çok üzüldük ama şükürler olsun o da üçüncülük maçı yapacak. Merve Serap da bugün finale kaldı. İnşallah tabii Japon rakibiyle birinci olursa olimpiyat turnuvasında ciddi bir adım atmış olacak. Diğer Merve de aynı. Eğer üçüncü olursa o da ciddi bir puan toplamış olacak. Çünkü yarıştaki diğer rakipleri burada çok üste çıkamadılar. Aynı şekilde Ali Sofuoğlu'nun üçüncülük müsabakasında alacağı sonuç onun olimpiyatlara %90 gitmesini sağlayabilecek bir sonuç inşallah üçüncü olursa. Ki çok iyi bir durum daha şu anda zaten puan olarak geldi. Yani 4 tane üçüncülük maçı yapacağız. Bir tane de final yapacağız bugün Ferdi müsabakalar sonunda. Yani insanlar şunu değerlendirebilir yani. Az diyebilir kendi kendine ama biz burada seyrettiğimiz zaman gerçekten çok büyük bir başarı olduğunu göreceğiz. Çünkü 140 tane ülke burada bayrağı vardı ve yarıştı. 1200 tane sporcu vardı. Hiçbir branşta 7 maçta final maçı olmuyor 7. maç. 3. maç, 4. maç, 2. maç final yapanlar branşlar var. Bizim 7. maçımız final. Bütün kategorilerde böyle. Çok ciddi bir katılım var. Çok ciddi bir efor ve motivasyon gerekiyor. Ufacık hatalar. Çok takımımızı çok iyi gördük ama ufacık hatalar, bir anlık hatalar başarıya giden yolda ayağımıza engel olabildi ama olimpiyat yolunda çok iyi olacağımızı ve çok güçlü bir şekilde bundan sonra devam edebileceğimizi buradan söyleyebilirim. Çünkü o ışığı bir takımımızı da gördük. Şansımız derece lerde geride kaldığımız kilolarda da rakiplerimiz yani normal rakipteki rakiplerimiz de puan olarak geride kaldılar. Onlar elendiler. Onun için burada biz onların biraz daha üstünde çıkmış olabiliriz. Yani iyi bir pozisyonla şeylerde turnuvayı tamamlamış olacağız. Yarın inşallah takım müsabakaları var. Takım müsabakalarında da ümit ediyorum yine başarılar alırız. Bu prestij açısından önemli. İnşallah iyi sonuçlar alır. Yolumuza güçlü bir şekilde devam ederiz.